Merhaba sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. Bir hırsızlık haberiyle açıyoruz efendim bültenimizi. Muğla'da müşteri görünümünde girdiği cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden 500 lira değerindeki ikinci el cep telefonunu çalan bir kişi güvenlik kamerasından tespit edildi. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Orgeneral Mustafa Muğlalı iş anındaki İsmail Karakaya'ya ait cep telefonu ve aksesuarları satan iş yerinden 500 lira değerindeki ikinci el bir cep telefonu çalındı. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Karakaya, cep telefonunun aynı gün saat 16 sıralarında müşteri görünümünde gelen bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Eşim de hemen yan tarafa emanet edip lavaboya kadar gidiyor. Ve o esnada herhalde takip ediyor eşimi. Geliyor buradan telefon alıyor, hemen kulağına götürüyor. Hemen karşı tarafa soruyor bir şey mi var diye. Sonra karşı tarafın yanına gidiyor, İsmail Bey'e bakacaktım falan diyor. Oradan onlar da diyor hemen gelir, 5 dakikaya gelir diyor. Oradan tamam son orayı deyip gidiyor. En kısa zamanda bulunacak inşallah. Dersimiz trafik ve kuralları. Fethiye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı tarafından NİF Arpacık İlkokulu'ndan gelen toplam 40 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Fethiye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı tarafından NİF Arpacık İlkokulu'ndan gelen toplam 40 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Burada ne yapıyoruz? Araca bilmiyoruz. Evet, servise tek tek sırayla göründüğü gibi biniyoruz. Aracın altında bir şey düşürdüyseniz, bir kalemlik falan düşürdüyseniz ne yapıyorsunuz? Sürücüye haber vermeden almıyorsunuz. Bir alkış derim hep beraber, kendiniz bir alkış derim. Eğitimde Çınaklı, öğrencilere trafikte uymaları gereken konularla ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra trafik ışıkları ve yön levhalarının bulunduğu parkta akülü araçlara binen öğrenciler parkurda tur attı. Evet çocuklar, ayarlarla oynamıyorsunuz. Evet, bekliyorsunuz, ayarlarla oynamıyorsunuz. Bir yanda geçiyorum. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bravo. Çalmış bir alan, dikkat edin. Geri takip ediyoruz. Evet, kırmızı ışık duracağız var. Lütfen. Bakın ışık var. Evet, devam ediyoruz. Başladık. Trafik Tescil Büro Amiri Başkomiser Nuri Çınaklı eğitim hakkında bilgiler aktardı. Mayıs ayında trafik haftasında başladığımız zaman sadece 4. sınıflara burada biz trafik eğitimi veriyorduk. Ama bu sene değişiklik yaptık. Bu işin içine sivil toplum örgütleri de girince bunu biz geniş bir alana yayalım dedik. Bugün itibariyle başladı. Şu anda 3 ay sürecek. 3 ay 3. ve 3. sınıflarda katıldık. 3 ve 4. sınıflar olarak 3 ay bu öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Ülkemizde her geçen gün kazaların artmasından dolayı trafik kültürü ve bilincinin oluşması için daha küçük yaşlardan başlaması gerekiyor. Biz de bu küçük yaştaki çocuklarımıza trafik kültürü ve bilincisini oluşturması için bu eğitimleri veriyoruz. Önce görsel olarak veriyoruz. Sonra da bu akülü arabalarımızla çocuklara vererek, bu eğitimi vererek çocukların daha çok öğrendiklerini pekiştirmesini sağlıyoruz. Karşıdan karşıya geçerken çok hızlı da değil, çok yavaş da değil, hızlı adımlarla geçeceğiz. Sonra trafik kurallarına uyacağız. Onlar olmazsa kazalar meydana gelir. Onlara onun için uymalıyız. NİF Arpacık İlköğretim Okulu'ndan geliyoruz. Sarı ışık, mesela kırmızı ışıkta geçişi, sarı ışıkta hazır oluşu, yeşil ışıkta da geçişi öğrendik. Trafik işaretlerini öğrendik. Mesela bisiklet geçişi. Onları öğrendik. Trafik levhalarını, ışıklarını, mesela kırmızıda geçmemeliyiz, sarıda hazır olmalıyız, yeşilde geçmeliyiz, çok hızlı değil, yavaş değil, orta hızlı gitmeliyiz.
karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız. Ya da üst geçit, alt geçit kullanmalıyız. Karşıdan karşıya geçerken hızlı adımlarla geçmeyi öğrendik. Levhalara dikkat etmeyi öğrendim. 2016 turizm sezonu yaklaşıyor ve sezonla ilgili çok önemli değerlendirmeler var şimdiki haberimizde. Bodrum Profesyonel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, 2016 yılı turizm sezonu ile ilgili yaptığı değerlendirmede turizm başlamadan 200 bin kişi işsiz kaldı. Alınan tedbirlerin artırılması gerekir. Son 30 yılın en büyük krizini yaşayacağız dedi ve açıklamalarına devam etti. Soma'da yaşayan 37 gencin istihdam edilmesi için Aralık ayından bu yana turizm eğitimi veren Rüzgar Elektrik Üretim AŞ, Göktürkbükü'nde turizmde 2016 yılı sezon değerlendirme toplantısı düzenledi. Serdar Karcılıoğlu yönetiminde düzenlenen ve Maden Somalı Gencin Kaderi Olmamalı başlıklı toplantının ilk bölümünde Aralık ayından bu yana turizmin mutfak, davranış bilimleri, mesleki İngilizce, ilk yardım ve servis kategorisinde eğitim alan 37 Somalı genç tanıtıldı. Bazı turizmcilerin pembe tablo çizerek yılı %15 kayıp ile kapatmayı planladıklarını savunan Karcılıoğlu, gerçekleri kimselerden saklayamazsınız. Son 30 yılın en büyük kriziyle karşı karşıyayız dedi. Bu konuda tekrar söylüyorum. Son 30 yılın en büyük faciası yaşanacak. Konuşmamın başında turizmin bir matematik olduğunu söylemiştim. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın, son 30 yılda ilk defa başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkeleri hükümetleri aracılığıyla, yani resmi ağızdan Türkiye'ye gitmeyin uyarısı yaptılar. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ki Ekim ayında başlamak üzere bu saydığım ülkeler gitmeyin dediler. Bir 7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Fethiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunup İstiklal Marşımızı okudular. Törende bu yıl 21. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını ifade eden Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Bildirici, mesleğimiz ülkemizde hak ettiği yeri almış değil diye konuştu. Biliyorsunuz meslekler örgütleri varsa meslektir. Meslek örgütümüzün de 21. kuruluş yıl dönümü olarak bu 27. yılında bu anlamlı haftayı kutlamak bizlere nasip oldu. İnşallah önümüzdeki uzun yıllar boyunca bu hafta kutlanmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ülkelerin ekonomileri eğer sağlam değilse hayatta kalmaları zordur. Atatürk'ün deyimiyle de en iyi ekonomistler muhasebecilerdir. Yani aynı zamanda yine işletmenin namusu muhasebedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde mesleğimiz hak ettiği yere alabilmiş değil. Bunun için tabii ki meslek örgütümüzün yeni olması, meslek örgütünün kısa sürede çok işler başarmasına rağmen toplum içinde hak ettiğimiz yere aldığımıza inanamıyorum. Bunun için hep birlikte el birliğiyle çalışmalıyız. Fethiyeli muhasebeciler Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalağ da nezaket ziyaretinde bulundu. Teşekkür ediyorum ziyaret için ve çiçekler için. Bir meslek grubunun özel haftası. Başarılar diliyorum. Hayırlı oldu olsun diliyorum. Muhasebecilik mesleği gerçekten kurumsal bir yapıya kavuştu. Geçmişte vergi kaçıran uyanık tipler gibi görünürken başta, sonra en güvenilen insanlar haline geldi. Bu çok önemli. Diğer alanlarda da inşallah böyle bir kurumsal yapı oluşur. Güvenli bir yapıya kavuşur. Şu anda biz kendi hesaplarımızı da muhasebecilere denetlettiriyoruz. Bu derece güvenilir bir meslek konumuna geldi. Ben başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.
Efendim, Gümbet Binnaz Karakaya Salonu'nda Fener Ege Spor Kulübü ile Turgut Reis Spor Kulübü arasında önceki gün oynanan İl Basketbol Küçükler Ligi karşılaşmasını Fener Ege 50-42 skorla kazandı. Gümbet Binnaz Karakaya Salonu'nda Fener Ege Spor Kulübü ile Turgut Reis Spor Kulübü arasında önceki gün oynanan İl Basketbol Küçükler Ligi karşılaşmasını Fener Ege 52-42 kazandı. Karşılaşma sonrası Turgut Reis sporcularından birinin velisi olduğu öğrenilen bir kadın, rakip takım antrenörü Sezer Dinçer ve rakip takımdan bir oyuncunun velileriyle gerginlik yaşadı. Maç içerisinde yaşananlara sinirlenen veli, mücadele sonunda Fener Ege antrenörü Sezer Dinçer'e ve başka bir sporcunun ailesine hakaretlerde bulundu. Spor salonunda görevli polislerin ve duyarlı velilerin araya girmesiyle sözlü tartışmaların dışında herhangi bir olay meydana gelmezken, çıkan tartışmalar nedeniyle galip gelen minik basketbolcular sevinç yaşayamadı. Çıkan tartışmalar sırasında salonda bulunan Bodrum Basketbol Spor Kulübü sporcusu Candide Öztürk, salon çıkışında galip gelen Fener Ege'li minik basketbolcularla spor üzerine kısa bir sohbet etti. Ben itiraz ederim. Şey olmaz benim şey. Belki bir yerlere gelir. Ben üniversiteyi okudum. Kuşun bir paramı onunla kazanırım. Ya ben bu sporla bunu yapıyorum. Ben de sizde bir yere gelebilmek için sporcu olmayayım. Şu anca sporcu kimliğim. Ne kadar zaman? Sağda bak. Kral kralı maç geçti. Tam çıkar maçta. Yani bizim antrenörümüz var. Öyle bir yer düşünün ki bir tarafı yaz, bir tarafı kış mevsimi, bir tarafı ilk, bir tarafı sonbahar mevsimi. Bu bir hayal değil, böyle bir yer var. Muğla'da doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Köyceğiz ilçesi, Gölü, Ağla Mahallesi ve Gökçeova Göleti ile dört mevsimi bir arada yaşamak isteyenlerin akınına uğradı. Aralık ayından Nisan'a kadar karların erimediği alanlarda kayak yapanlar, merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Gölü'nde de yüzme şansına sahip oldu. Kar nedeniyle dört çeker araçların bile çıkmakta zorlandığı Gökçeova Göleti'ndeki buzların bir kısmı, mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çözüldü. Tatilciler Köyceğiz Gölü'nde yüzerken, Sandras Dağı'ndaki Gökçeova Göleti'nde de kar manzarasıyla karşılandı. Marmaris'in sıcağından bunaldık biz de. Denize girmekten sıkıldık, biraz kar görelim dedik. Hem de doğada bulunmayı seviyoruz. Bu gece burada çadırda kalacağız arkadaşlarımızla. Çok güzel. Biraz da yürüyüş yapacağız Kartal Gölü'ne doğru. Aha. Bunun için geldik. Evet, aşağıda göl 45 dakika aşağıda, evet. Sıcak. Gölün suyu gayet uygun suya girmeye. Biz de birkaç gün önce girmiştik. Marmaris'te denize de girmiştik. Şu anda burada da kar var. Burada girmeyiz herhalde ama gayet güzel görünüyor gene de. Doğayı seviyoruz ve aslında görmeyi, gezmeye geldik buraları. Buraların metini duyduk. Gölü görmeye geldik. Nasıl, umduğunuz gibi mi? Evet, yani... Bir yandan kar, bir yandan göl, bir yandan güneş, bir yandan bulut. Hepsi bir arada. Ormanın içinde çok hoş, çok güzel bir yer yani. Aydın Didim Tekağaç önlerinde 27 Şubat 2016 tarihinde Filika içerisindeki Suriye uyruklu 49 göçmen ile Fiber Tekne içerisindeki Suriye uyruklu 19 göçmen nefes kesen operasyonla yakalandı. Operasyondan görüntüler şimdi ekranlarınızda.
27 Şubat 2016 tarihinde saat 13.10'da Aydın Didim ilçesi Tek Ağaç önlerinde görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen filika içerisindeki Suriye uyruklu 49 göçmen yakalandı. Saat 15.40'da yine aynı bölgede sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekne içerisindeki Suriye uyruklu 19 göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenleri taşıyan fiber tekne ile sahil güvenlik komutanlığı botu arasındaki Ege Denizi kovalamacı saniye saniye görüntülendi. Antalya'nın Demre ilçesinde imamlık yapan 45 yaşındaki Emin Güler'in çocuklara ibadet ve hayvan sevgisini aşılamak için uyguladığı yöntem herkesin takdirini kazanıyor. 3 yıldır Demre Kaçakum Camii'nde imamlık görevi yapan Emin Güler, çocuklara ibadeti, camileri, din adamlarını ve hayvanları sevdirmek için 10 vakit camiye gelen her çocuğa cami bahçesinde yetiştirdiği güvercin, tavşan ve keklik veriyor. Bak burada hepiniz gibi yavru daha bak hepiniz gibi güzel bu daire bir güzelliği var. Hocam şu başarıyı oturabilir miyim? Tamam. Tamam. En çok bir de orada Fatih geldi. Fatih sen gel. Ok hocam ya. Ama şimdi en çok geldi. Sıkıdık ya sıkıdık. İmam Emin Güler caminin uygun bir bölmesini oyun odası yaparak çocukların sıkılmamasını da sağlıyor. İmam Güler'in uygulaması sayesinde onlarca çocuk camiye gelmek için can atıyor. Namaz vaktine kadar oyun oynayan çocuklar, namaz vakti gelince cemaatin yanında saf durarak namazlarını kılıyor. Böyle bir uygulamayı yapmasındaki amacın ibadet ve hayvan sevgisini aşılamak olduğunu dile getiren cami imamı Güler, gelecek neslimizin ibadete ve maneviyata düşkün bireyler olabilmesi için gayret ediyoruz dedi. Lezzet ve huzur alarak, mutluluk duyarak çocuklarımızın gözlerindeki gülücüklerden onların devamı için onları camiye teşvik, gelecek neslimizin daha huzurlu, daha maneviyatı, ibadetine düşkün olması için, daha dürüst insanlar nesile yetiştirebilme için gayret ediyoruz. Görevimiz zaten hem kanuni hem dini görevimiz zaten budur. Ya. Tabii ki yeni projeler derken güneş bile yerinde durmuyor, değişik devamlı dönme halinde biz de yeni fikirler üretmek zorundayız. Ki şeytandan daha fazla kendimizi sevdirebilmek zorundayız ki evlatlarımız bizde daha o cazipliği, dış hayattaki o eğlenceli hayattakinden daha güzelini bulabilsin ki bizim şemsiye gibi kanatlarımız altına gelebilsinler diye. Onlar namaza gelmeler açısından, namazı sevmeleri, camiyi, din görevlisini sevmeleri açısından güvercinler veriyoruz. Tavşan, keklik, bıldırcın misali, oyuncaklar ve cami içinde caminin adabına uyuyabilecek oyunlar oynatıyoruz. Evet, sen de Cuma'ya geldiğin için sen de tekrar çarpını attık, tamam mı arkadaşlar? Bak burada hepiniz gibi yavru daha bak hepiniz gibi güzel bu daire bir güzelliği var. Hocam şu başarıyı oturabilir miyim? Tamam. Tamam. En çok bir de orada Fatih geldi. Fatih sen gel. Ok hocam ya. Ama şimdi en çok o geldi. Sıkıdık ya. Sıkıdık. 35-36 kere cuma namazlarına geldim. Hı-hı. Okul paydosunda öğlenleri cuma namazlarını gelmeyi çok seviyorum. Hocamı da seviyorum. Hocam bana 35-36 kere geldiğim için bir tane güvercin verdi. Onun için hocamı çok seviyorum. Okulumu da seviyorum. Arkadaşlarımı da seviyorum. Çok teşekkür ederim. Benim adım İsmail Vergili. 10 yaşındayım. 34 kere cuma namazlarına geldim. Hocamız geldiğimiz için bize oyun oynattı ve tavşan verdi. Çok çok mutluyum. Bundan sonra her namaza geleceğim. Burdur'da huzur evinde kalan emekli öğretmen 72 yaşındaki Mehmet Özbakır 52 yıldır ağaca hayat veriyor. 500'e yakın eseri bulunan iş ve teknik eğitim öğretmeni Özbakır, Atatürk'ün Burdur'a geliş tarihi olan 6 Mart'ta sergi açacak. Ağaç oymacılığına 1964 yılında başlayan, sanatını öğretmen okuluna başladıktan sonra da devam ettiren Mehmet Özbakır, görev yaptığı dönemde binlerce öğrenci yetiştirdi.
Emekli olduktan sonra da sanatını bırakmayan iş ve teknik eğitim öğretmeni Özbakır, yaşı ilerleyince buna ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı huzurevine yerleşen Mehmet Özbakır, bir süre önce huzurevini ziyarete gelen Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde görevli usta öğretici Hülya Altu sayesinde sanatını yeniden icra etmeye başladı. Ağaç oymacılığının kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Mehmet Özbakır, en ufak parçalardan, cam kabuklarından, yumuşak şeylerden başladım. Para karşılığında değil, ben bundan çok zevk alıyorum dedi. Ya ben bu işleri öğretmen okuluna girmeden önce başlamıştım. Bunlar bende bir tutku oluyor. En ufak parçalardan, cam kabuklarıdır, kubuktur, yumuşak şeylerden başladım. Artık bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Hiç böyle para karşılığında falan değil. Ama işte ben bundan çok zevk alıyorum. En iyi bir şey çıkarabildim mi, şekil meydana getirebildim mi, mutluluyum. Genelde ağaç köklerinden, ağaçların kendilerinden, şöyle orijinal bütün işlerden ne denk gelirse onlardan yapmaya çalışıyorum. Öğretmen okuluna girmeden önce, ta 65-64'lerde girdim ben bu işe, devam ediyorum. 500'e yakın eserim var. Daha önce Isparta, Burdur, Antalya ve ilçelerinde 9 sergi açan Mehmet Özbakır, Atatürk'ün Burdur'a geldiği tarih olan 6 Mart'ta 10. sergisini açmaya hazırlanıyor. Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi Usta Üreticisi Hülya Altuğ da Mehmet amcama güzel bir sergi açacağız diye konuştu. Mehmet amcam emekli bir öğretmen. Biz bunun, Mehmet amcamla yaşlılar yurdunda tanıştık. Baktık sanata yakınlığı, bize olan yakınlığından dolayı da dedik davet ettik Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'ne. Ahşap oymacılığı yapıyor Mehmet amcam. Ahşap oymacılığı ile ilgili eserleri çok farklı yerlerden, kök ağaçlarından, atık malzemelerden birçok eseri var. 500'e yakın eseri olduğunu söyledi. 6 Mart günü de Burdur Belediyesi Kültür Sanat ve Atölyesi ile birlikte Mehmet amcama güzel bir sergi açacağız. Beraberce sanatın devamlılığını sağlayacağız. Tabii. İnşallah bundan sonra da yaşlar yurdunda hayata devam eden bir süreç içinde Mehmet amcamı her zaman göreceğiz. Efendim, Burdur'dan Denizli'ye bir defile haberine gidiyoruz. Denizli Ticaret Odası'nın 90. yılı nedeniyle düzenlediği Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Final Defilesi'nde ünlü mankenler buldan bezinden yapılan birbirinden güzel ve ilginç kıyafetleri giyerek podyuma çıktı. Denizli Ticaret Odası'nın kuruluşunun 90. yıl nedeniyle Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlediği Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Final Defilesi yapıldı. Sunuculuğunu Özlem Yıldız'ın yaptığı gecede 10 tasarımcının kıyafetlerini Didem Soydan, Ece Begüm Yücetan ve Sinem Sülün aralarında bulunduğu mankenler taşıdı. Defileye Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyro, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı İsa Dal, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata ile çok sayıda davetli katıldı. Denizli'nin tekstiliyle ünlü buldan bezinden yapılan kıyafetler büyük beğeni topladı. Ünlü mankenler buldan bezinden yapılan birbirinden güzel kıyafetleri ustaca taşırken, defileyi izlemeye gelenler de hem kıyafetleri hem de mankenleri alkışladı. Tasarımcıların kıyafetleri büyük beğeni toplarken birçok katılımcı da kıyafetlerin fotoğrafını çektiği görüldü. Defile sonrası protokol üyeleri tasarımcılara defile katılım belgesi verirken final defilesi fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Denizli'nin bir tekstil şehri olduğunu belirten Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli'den 180 ülkeye tekstil ihracatı yapılıyor diye konuştu. Kalkınma Ajansı GEKA'nın desteğiyle açtık. Bundaki Denizli Ticaret Odası olarak amacımız, biliyorsunuz ilimizin en önemli sektörü tekstil konfeksiyon üzerine ve 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracatımızın artırma çabası içinde en büyük hedefimiz işte daha kaliteli, daha konseptli uygun ürünler üretmek, tasarımcılar yetiştirmek. Bu tasarımcılar yetiştiği müddetçe tekstilcilerimiz onu istihdam etme noktasında daha kaliteli ürünlerin üretildiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında spor bülteniyle tekrar birlikte olacağız. Efendim spor bülteniyle tekrar birlikteyiz. Okul sporları basketbol gençler erkek ve kız grup müsabakaları Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılıyor. 11 ilden 19 takımın katıldığı şampiyonada karşılaşmalar çekişmeli ve heyecanlı geçiyor. Fethiye Yeni Beşgazan spor salonunda başlayan ve 3 gün sürecek basketbol gençler grup müsabakalarının törenine şampiyonaya katılan ekiplerle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Devrim Karakuş, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Seydi Kemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, AK Parti Fethiye İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Çetin, daire amirleri ve diğer ilgililer de katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit bir konuşma yaptı. Hem doğduk için hem de kazanmak için yapılmaktadır. Ancak asıl amaç ille de kazanmak olmamalıdır. Kazanılan başarılar, kazanılan kupalar zamanla mutlaka unutulur. Baki kalansa dostluktur. Hayatımızda olmazsa olmazımız, kardeşlik ve dostluk olursa her zaman kazanan biz oluruz. Değerli grubu üyeleri. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, hayatta sadece akademik başarı değil, sporda da başarı önemlidir ifadelerini kullandı. Hepiniz hoş geldiniz, Fethiye'mize şeref verdiniz. Milli Eğitim çok büyük bir aile. Sizlerle geldiğimiz illeri, burada daha Milli Eğitim müdürleri okullarında faaliyetler yapıyorsunuz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Devrim Karakuş da Muğla'da 105 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak okul sporlarına özel önem veriyoruz dedi. Günün açılış maçında Aydın Efeler Lisesi Çorum Anadolu Lisesi ile karşılaşırken Aydın ekibi rakibini 42-38'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise alınan sonuçlar şöyle. Kızlarda İstanbul 30, Isparta 59, erkeklerde Isparta 64, Çorum 50, Afyon Karahisar 60, Denizli 67. Bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar.
Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sundu.